Nerede kalmıştık? Dayını seviyor musun dedin. Sen bir türlü cevap veremedin. Ya ben hep sevdim dayımı. Hep sevdim. Ama laflarımı biraz yanlışa yorumladığı için... Seviyorum desene, uzatma. Seviyorum. Dayımı seviyorum. Tamam, söyledim ben, söyledim. Söyledim. Duyabilir mi? Söyledim. Türkiye duyabilir mi? Dayımı seviyorum diye. Söyledim ben. Ya bilmiyorum neden dilim takıldı. Söyleyemedim. Söyleyemedim dilim. Seni aramak için buralara geldi, kalktı. Senin peşine düştü, dilim seni takıldı, merak etti. Söyleyemiyorum. Etti. Dilim çok fena takıldı şu anda. Seviyorum ben. Seviyorum. Seni merak etmesi sana iyi gelmedi mi? Vay be, televizyonlara bile çıktı dayım beni aramaya. Bu çok kıymetli bir şey aslında. Ben dayımı zaten seviyorum. Zaten seviyorum. Zaten seviyorum da. Bağırarak söyle o zaman. Korkma, niye korkuyorsun ki? Söyle bağır. Sesim zaten hızlı çıkıyor zaten. Böyle de duyuyorlar, öyle de duyuyorlar zaten. Zeynep beni kırmak. Ben seni bak seviyorum, yeğenim olarak seviyorum. Bana ihanet etmene rağmen. Ben acılı günümde sırtımda vurmana rağmen. Sen elini öpmüyorum. Ben zaten... Hayır. Bak sakın. Ya yapma. Oraya geçer miyim? Bir şey söyleyeyim. Hayır. Muharrem. Hayır. Ben yeğenimle vedalım. Sadece yeğenim gelsin. Zeynep'in hesabı ses gelmiyor hadi. Geliyor. Yeğenim gelsin. Zeynep'in dayısı olduğuna göre o da benim dayım oluyor. Ellerine müsaade ederse öpebilir miyim? Hayır, ben yeğenimi istiyorum. Sen istemiyorum. Yerine geçer misin? Zeynep'in dayısı olduğun için... Hayır. Sen de benim dayımsın. Hayır. Müsaade ederseniz elinizi dayım öpmek istiyorum. Daha önceden de olurdu. Ben yeğenimi istiyorum. Sadece yeğenim hadi gelsin. Tamam Muharrem. Sen geldin, tamam, yerine dur. Ama tamam, resmen ya beni alıp götürmesini istiyor. Hayır, siz böyle buraya nasıl götürecek? Bak, öyle diyor ama. Hayır. Ben götürmeyeceğim. Zeynep gelsin, götürmüyorum. Beni öpsün tamam, diyor. Tamam. Hayır, hiç götürme olmayacak. Yok, götürmüyorum. Ben isteyerek... Tamam, ne gerek? Tamam. Hayır, lütfen, istemiyorum, lütfen. Zeynep'in dayısı olduğunuz için siz de benim dayımsınız. Öpebilir miyim? Öpebilir miyim Bayram abi? Ay. Var mısın? Tamam, yerinize geç. Zeynep, gelir misin? Tamam. Zeynep. İyi oldu. Geç oraya. Eli öptürdüm. Benimle bir ömür evliler var mısın Zeynep? Bir dakika saniye. Çalık. Zeynep, benimle bir ömür boyu evlenmeye var mısın? Evet. Benimle bir ömür boyu mutluluğa var mısın aşkım? Evet. Tamam, yeter. Ay inanmıyorum. Wow. İnanmış gidiyorum benimle evlenir misin? Beraber yaşlanmaya bir kalemde söz verir misin? İlan aşk ediyorum benimle evlenir misin? Beraber yaşlanmaya bir kalemde söz verir misin? Esra ablan geldin de ne kadar bakayım. Hızlı insanlarsınız. Esra ablan... Ne? Öpebilir miyim ablacığım? Ya gelin buraya. Dayımın bir kere elini daha öpebilir mi? Esra abla. Artık bizim ailemiz. Esra abla. Hadi bir kere daha. Esra abla heyecandan çok titredim. Elim ayağım heyecandan çok titredim. Ay vallahi Bayram Bey. Esra abla heyecandan o kadar titredim ki. Çok titredim heyecandan. Ne oldu? Heyecandan titredim biliyor musun? Bayram Bey de insan sevmiyor.
Heyecandan titredim ben. Titredim, tamam, sakin. Ne yapalım? Yani biraz öyle kendimi rahat hissetmeye çalışıyorum. Anladım. Sen ama yalnız Muharrem on numaramı... Zeynep, sen bir dayına sarıl, o şeyin geçecek. Sarıl bir sımsıkı sarıl, dayına. Sarıl. Ay. Ay. Ay, bravo size be. Helal olsun Bayram abi. Vallahi helal olsun. Ne olur abim. Bak rahmetli ablanın yadigarı o sana. Onun yüzü güldükçe sen de mutlu olacaksın. Ay, ay kıyamam ya. Hadi yürüyelim. Aferin Zeynep ya. Bak. Oturabilir miyiz? Oturabilirsiniz tabii ki. Dayın iyi bir adam. Dayın senin mutluluğuna engel olmak istemiyor. Senin mutsuz olmandan korkuyor. Ama bugün Bayram Bey'in o geldiği günden sonraki o sert tavırlarını sergiledi. Şimdiki bu tavrı o kadar kıymetli ki değerini bilin. Ne güzel, kalbiniz yumuşadı. Evet. Ben size teşekkür ederim. Ben aslında evliliklerine karşı değildim zaten. Sadece üzülmesini istememiştim. Biliyorum. Tekrar aynı şeyi yaşamasını istememiştim. Umarım mutlu olur. Bir umayı mutluluklar diliyorum. Ablası elimden geldiği kadarlık mutlu etmeye de çalışacağım. Elimden geldiği kadarlıken... Benim her zaman yüzüm güldü bunu. Ben her zaman size onu düşündürtmeyeceğim. Ama gerektiği yerde mesela sizinle bir irtibat kurmam gerekiyorsa da seninle irtibat kurarım. Ortalık düzelir. Her zaman yüzüm yani gülüyor her zaman şu anda. Yani yine diyorum. Siz baba, vekilliğini yaptıktan sonra ben anne vekilliği yapacağım. Ben onları idare etmeye yani Allah'a da söz veriyorum, sana da söz veriyorum. Gözün geride kalmasın. Eyvallah. Sen dayısın, haklısın. Ha onları mı alıyor? Ya Muharrem ya. Çöp topluyor damat. Evet. Ben gene dedim fırsat bu fırsat dayının elini öpmeye gidiyor. Bu arada yok, biraz yok. Önce Zeynep özür dilerken ben Muharrem'e dedim ki Muharrem Zeynep dedim gidip öpsün elini dedim. Ona söylemeden kendi kalktı gitti. Vallahi bazı her şeyde yok, hayır yok, var. Elini bana, ya o çevirecekse hani, beni yalnız çevirsin dedi yani. Dayım benden büyüktür ama hani. Yaşında, yaşı genç olduğu için elini onun için öptürmedi bana. Ama işte tabii ki Muharrem öptürebilir, o da onun. Esra'ba dayıma bir şey söylemek istiyorum. Söyle, dayın mı oldu senin? Evet, dayım oldu. Artık dayısı senin dayın evet, mı? Artık dayım. Benim babam da rahmetli oldu, o benim artık bundan sonraki dayım. Nasıl Zeynep'in dayısı olduğuna göre o da benim artık dayım yani bu dünyada. Artık kızım olacağız, gidip geleceğim. İşte böyle bakalım yani. Dayıdan Zeynep'i bak Bayram Bey'in kalbi yumuşadı. Usulü yerini bulsun, sen iste bakalım dayıdan. İlk önce huzurumla Türkiye duysun beni. Saygı duyarım. Ben dayımla heyecanla söyleyemedim Esra'la. Allah'ın emri peygamberin kabriyle. Allah'ın kabriyle, peygamberin kabriyle. yeğeni... Unuttu biliyordu da. Allah'ın emriyle, peygamberin kabriyle yeğenin Zeynep'i kendime eş yapmak istiyorum. Verdim. Sizden müsaade istiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Bir numarasına. Dayıcığım. Yalnız. Sen, dayıcığım bir şey. Tek bir şikayet dahi duymak istemiyorum. O bana söz verdi. Zeynep bana söz verdi. İkimiz de güzel anlaşacağız. Umarım. Sizi de üzülmek istemiyorum. Ben bu saatten sonra üzülmek istemiyorum. Ben de daima söz veriyorum. Bana her zaman teşekkür ediyorum böyle. Hani böyle yapmadın teşekkür ediyorum ben de. Dayı sana bir... Dayın yüzünü güzel yapmayacaksın yani. Adet ben de böyle güzel konuştuğumuz için teşekkür ediyorum. Ben hiçbir şekilde yanlışlık olmayacak. Ömür boyu iyi bir şekilde geçineceğim. İnşallah. Hiç sıkıntı olmayacak. İnşallah. Ben de onu mu Zeynep'i bana... Emanet ettiniz. Yok. Zeynep'i bana vermiyorsun ama adet yerini bulsun. Dayımla... Bir, verdi ya. Yok. Dayımdan yatak odası. Yani kız tarafına düşer. Yatak odası. Dayım.
Yani bir çuval incir nasıl berbat edilir? Bir çuval incir nasıl? Muharrem. Esra abla. Dayı sana Zeynep'i sen istedin ya. Yok, istedim. Ne dedi? Verdi de yok adet yerinde bulsun dedim yani. Yani kız tarafına düşer yatak odası hediye bize alır mı? Bayram Bey'e kalmadan ben alsam onu. Ha. Olur abla. Ama Muharrem sen de şöyle bir... Olur abla. Olsun ben yine söyleyeyim. Siz kız taraf olarak bir şey yapacak mısınız? Sanki bunlar kaçarken adetlere uygun kaçtılar da... ...siz verince adetler akıllarına geldi. Söyle Bayram Bey. Zaten normal bir şartlarda bir şey olmadı. Evet. Zaten durumum da benim müsait değil. Hiçbir pozisyonda değilim. Farklı bir şekilde oldu her şey. O yüzden yatak odasını tamam ben organize ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim abicim. Esra'yı elini öpebilir miyim? Hayır öpme. Tamam. Teşekkür ederim abicim. Saygı duyarım. Ben de saygı duyarım. Buyurun. Çok teşekkür ederim Esra abla. Teşekkür ederim. Ne oldu şimdi? İnanılmaz bir an. Evet. Evet. Bu arada ekip arkadaşlarıma soruyorum. Ne yapıyorlar aşağıda? Nasıllar? Nedir durum diye. Ya bir insan bir dakika elini bırakmaz mı? Maşallah. Kanal dışında da el pençe. Değil mi? Evet, evet. Esra Hanım evde de. Fakize teyzeciğim kimse sizin elinizi öpmedi. Efendim? Ha, unuttum. O şey yok. Ben normal görüyorum. Sağ olun. Esra Hanım dalgınlığa vardım. Kusura bakmayın. Dalgınlık, bir dalgınlık. Bir heyecan. Dalgınlık, olabilir. Muradınıza erdiniz mi? Evet. Efendim? Muradınıza erdiniz mi? Erdik, evet. Erdik. Rahatladınız mı? Evet. Evet. Elini bırakın, elini bırakın. Çok dayı rahatladım. Işte, çok rahatladım, mutlu oldum. Tüm Türkiye buradan bizi duyuyor, izliyor. Esra'ya teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ben Bayram Bey'e teşekkür ederim. Kalbinin yumuşaması, gençlere destek olması. Ben dayımızın yumuşamasını... Ben dayıma da teşekkür ediyorum. Her türlü teşekkür ediyorum dayıma. Her türlü. Ben de teşekkür ediyorum. Güzel konuştuğu için, güzel davrandığı için teşekkür ediyorum. Sıkıntı en büyük artınız Muharrem'le Zeynep'in eşdeğer olması. Onlar beraber Pakize Hanım'ın aslında bir nevi kontrolünde, evinde yaşayacaklar.